şekilde KFBC'ye paralelmiş, FE'de AD'ye paralel 3 tane sayı verilmiş, X verilmiş. Paralel olduğu için açı bakın, A'ya A dersek B'ye B gibi olur. Bunlar birbirine paralel olur. Şurada bu buna paralel, şey aynı. Burada da buna bu aynı. Yani şu küçük üçgenle büyük üçgen arasında bir oran kurmamız lazım. Burada tüm oranları yapmamıza gerek yok. Bir kenarla tabanı oranlayacağız. Oranlayacağımız kenar aynıca buradaki üçgenin de kenarı olması gerekiyor. Yani bu AC kenarını oranlamamız gerekiyor. AF'ye AF'ye X diyelim. Komplesine Y dememiz gerekiyor. Gerçi X var. AF'ye K diyelim. AFK olsun. AC komplesi ise L olsun. Şimdi burada oran yapacağız. AF'nin oranı burada direkt şey yapabiliriz yani. Şuraya yazalım. AF'nin AC'ye oranı komplesi burası F'dir. AC'ye oranı AF'yi aldığımız için AF'nin bittiği nokta KF çizgisine denk geliyor ve o yüzden KF'yi alacağız. Yani 5'i bölü AC'de BC'ye denk geliyor. 7'yi alacağız. 5 bölü 7. Burada böyle bir şey oluştu. Şimdi bir de bu üçgenin de tersini yapacağız. FA 4 AD X burada da üçgenin tepesinden uç noktasından başlıyoruz. Bu uç noktaydı. Bunun için de buradan başlayacağız. C'den F'ye CF bölü C'den A'ya CA eşittir. C'den F'ye geldiğimiz için F'den E'ye gidiyoruz. 4'ün A'dan C'ye geldiğimiz için A'dan D'ye gidiyoruz. X oranı. Şimdi bunları nasıl bulacağız? Bakın burada AF AC oranını bulduk. Bu orandan bu kenarları oranlayacağız. AF 5'miş ya da 5'in katı olsun. Şurada K demişti. K'yı silelim şuradan. Şimdi AF 5 5K olsun. Yani katı olacak. Bu da 7'nin katı olacak. AF dediğimiz burası. Burası 5K. AC de komplesi yani 7K. O zaman burası 5 ise buraya da 2K kalır. 2'nin katı. 5'in katı olur. Şimdi buradan da şurayı vuracağız. CF dediğimiz CF noktası 2'nin katı 2K bölü CA dediğimiz kısım 7K komplesi 7'nin katı eşittir 4 bölü X. K'lar gider zaten. İşler dışarı yaptığımızda 2 çarpı X eşittir 4 çarpı 7. 2X eşittir 28. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde X eşittir 14 çıkar. Beğendiyseniz arkadaşlarınızı davet etmenizi rica ediyorum. Ayrıca izlediğiniz videoları beğenmenizi istirham ediyorum. Teşekkürler.